Yanımıza maçın yıldızlarından biri. Arda, hastalığın ne durumdaydı? Öyle başlayalım. Zaten futbolda bahane olmaz, sahaya çıkıyorsak iyiyizdir demektir ama çok zor şartlarda sahaya çıktım. Dün yine ateşlendim iyi olduktan sonra. Hatta şimdi bile kulaklarım tıkanıyor. Zordu benim için bugün. Ama takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel mücadele ettiler. Hep beraber iyi hareket ettik. En azından yakışanı yaptık. Umudumuzu son sahneye kadar taşıdık. Bizim için önemli olan buydu. Çünkü bu ekip bence bu gruptaki en iyi takımlardan bir tanesi. Ve sonuna kadar mücadele edecek bir takım. O yüzden de bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün de çok iyi mücadele ettik. Herkes takım halinde bir ekip olarak. O yüzden bunu da sahaya yansıttık ve kazandığımız için çok mutluyuz. Gerçekten çok zor bir deplasmandı. Benim için de burası çok güzel anıları olan bir stat. O yüzden buradan tekrar galibiyetle ayrılmak çok güzel. Peki önümüzde şimdi Estonya maçı var, Hollanda maçı var. Zorlu bir periyottayız. Neler söyleyeceksin? Şansımız ne durumda şu an? Açıkçası en zorlu fikstür bizim. Ama Romanya'dan artı 5 öndeyiz avaraj olarak. Ve Macaristan'ın da Hollanda'da kazanması lazım. Yani biz kendi maçlarımızı kazanırsak büyük bir ihtimalle gidebiliriz playoff'a. Umudumuz var. En kötü ikincilik de var bilmiyorum ama. Sonuçta dediğim gibi umudumuz var. Bu ülkenin insanına umudu taşımak yakışıyor. Bizlere de yakışıyor. O yüzden sonuna kadar savaşacağız. Dediğim gibi zaten taktik disiplini içinde oynayınca Avrupalılardan çok daha üstün yeteneklere sahibiz. Bugün o taktik disiplini sahaya yansıtınca, sabırla oynayınca goller de geldi, mücadele de geldi. Oyun anlamında da üstündük. O yüzden inşallah gideriz playoff'a diyorum. Seni fazla yormayalım. Son sorumda gelecek adına Dünya Kupası'na gidersek sen kendi kariyerinde o kadar büyük bir kupa yok. Kendi kariyerin için nasıl değerlendiriyorsun bunu? Bir futbolcu için en önemli şeydir Dünya Kupası'nda oynamak. İşte daha önce abilerimiz oynadılar. Bence turnuvaya gittikten sonra her şey daha kolay. Euro 2008'i yaşadık. İşte 2002 Dünya Kupası'nı yaşadık. Bu arkadaşlarımızla hep beraber bunu tekrar yaşayabiliriz. Önemli olan inanmak, mücadele etmek. Ama önümüzde çok uzun bir periyot var. Sadece umudumuzu taşıdık. Çok büyük bir iş başarmadık. Çünkü daha önce çok büyük hatalar yaptık bu turda. İşimizi çok zora attık, ateşe attık kendimizi. Sadece bu alevi birazcık söndürmüş olduk. Tamamıyla yüreğimi söndürüp tekrar gitmek istiyoruz ve bunun için var gücümüzle çalışacağız. Son olarak da ne değişti takımda? Bambaşka bir milli takım geldi. Tam olarak değişen ne? Şimdi öncelikle Abdullah Avcı'ya haksızlık etmemek lazım. Çünkü yeni bir sistemi oluşturmaya çalıştı ve bunun devamı bu süreçte geliyor. Tabii ki Fatih Terim bu ülkedeki en önemli teknik direktördür, üstattır, bilgidir futbol konusunda. Onun önderliği altında gidiyoruz ama Abdullah Avcı'ya asla haksızlık etmemek lazım. Biz buralarda olduysak onun da çok büyük emeği vardır. Türkiye'de tamamıyla sonuçlara göre hareket ediliyor. Tabii ki de Fatih Terim'in etkisi, hocalarının büyüklüğü, en iyi olduğu tartışılmaz. İşte hocalarımızın da sayesinde, arkadaşlarımız da sayesinde hep beraber gidiyoruz. Sadece daha fazla inanıyoruz bugün. Daha fazla kazanmak istiyoruz. Daha fazla mücadele ediyoruz. Gördüğünüz gibi kimi sahada ne yaptığı önemli değil. Kimisi gol atar, kimisi mücadele eder. Ama önemli olan takım olmak. Bunu yaptık bugün. O yüzden teşekkür ediyorum tekrar arkadaşlarım. Tebrikler, başarılar Arda. Evet, Fatih Terim ve Arda Turan'ı görüyoruz.